Benim sır küpüm, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin sır küpü. Cumhurbaşkanı Erdoğan başbakanlık yaptığı dönemde onun için bu ifadeleri kullanıyordu. 11 yıl sonra Dışişleri Bakanlığı koltuğunu ona emanet ederken herkes bu sır küpü devlet memurunu konuşuyordu. Hakan Fidan. MİT müsteşarlığı yaptığı 13 yıl boyunca kağıt üzerinde bir devlet memuru olarak gözükse de Türkiye'nin dış politikasında söz sahibiydi. Suriye'de Dışişleri Bakanı'yla Türkiye'nin savaşa girip girmeyeceğini belirliyordu. Suriye'deki hangi grupların nasıl silahlandırılacağına da karar verenler arasındaydı. Rusya-Ukrayna savaşı müzakerelerinde rol oynuyor, Mısır, İsrail gibi ülkelerle normalleşme adımları atılmasını sağlıyordu. Türkiye'nin hala tartıştığı çözüm sürecinin de baş kahramanıydı. Yasal bir dokunulmazlık zırhıyla donatılmıştı. Türkiye sınırları içinde Cumhurbaşkanı izin vermediği sürece hiç kimse Hakan Fidan'a dokunamıyor, bırakın davayı, soruşturma bile açamıyordu. Hakan Fidan 1968 yılında Ankara'da memur bir babanın çocuğu olarak doğdu. Ailenin 4 çocuğundan biriydi. 2 kız, 1 erkek kardeşe sahipti. Çocukluğunu Ankara'da hamam önünde geçirdi. 4 çocuğun en büyüğü, 2 kız, 1 erkek kardeşin abisiydi. Belki de bu yüzden biraz ağırbaşlıydı. Çocukken kimsenin onu oyun oynarken görmediği söyleniyor. Gençliğinde en büyük hobilerinden biri sinema oldu. İyi bir film izleyicisi. 1986 yılında Astsubay Okulu'nda elektronik okudu. 90'lı yılların başında Avrupa'ya gitti. NATO'da görev aldı. Erken evlendi. 2 erkek çocuğu oldu. 2001 yılında Astsubay rütbesinde Türk ordusundan istifa etti. Sonrasında son derece ilginç bir akademik kariyere başladı. Bilkent Üniversitesi'ndeki tezinin başlığı dış politikada istihbaratın yeriydi. Hakan Fidan askeriyeden ayrıldıktan sonra tamamen istihbarata konsantre olmaya başladı. 2006 yılında aynı üniversitedeki doktora tezinin başlığı ise bilgi çağında diplomasi anlaşmalarının doğrulanmasında enformasyon teknolojilerinin kullanımı oldu. 2001-2003 arasında uluslararası farklı görevler üstlendi. Cenevre'de Birleşmiş Milletler Silahsızlanma Enstitüsü, İngiltere'de, Almanya'da hatta Avustralya'da çeşitli görevlerde bulundu. 2003 yılında Türkiye'ye döndü. Türk İşbirliği İdaresi, kısacası TİKA'nın başkanlığına atandı. AK Parti ile ilişkisi de işte böyle başladı. Büyük destekler vermekte. Bunun bir ayağını da kültürel destek oluşturmakta. Özellikle Türkçe öğretiminin yaygınlaştırılması, Türk dili bölümlerinin güçlendirilmesi konusunda faaliyetlerimiz var. Bugün burada Priştine'de faaliyetlerimizden birini yerinde inceliyoruz, görüyoruz. Hakan Fidan adını Türk kamuoyu ilk kez 2003 yılında TİKA başkanlığı sırasında duydu. Yakın çevresi gerçek bir işkolik ve sır küpü olarak tanımlıyor. Aile ilişkilerine, özellikle annesine ve anneannesine çok düşkün olarak biliniyor. İlginç olan, Hakan Fidan'la ilgili bilgi veren pek çok isim kameralar karşısında bunları anlatmak istemiyor. Yine de TİKA'daki görevinden bu yana torpil ve kayırma yapmadığının altını çiziyorlar. Çok dostumuz küsecek ama devlet için feda olsun cümlesini sık sık kurduğunu iddia ediyorlar. Hakan Fidan, TİKA sürecinden sonra Başbakanlık Müsteşar Yardımcılığı dönemine başladı. Burada özellikle güvenlik konularında dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan'a danışmanlık yaptı. Hem dönemin Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu'nun tavsiyeleri hem de Beşir Atalay'ın ön ayak olmasıyla MİT Müsteşar Yardımcılığı görevine getirildi. Ancak bu da kolay olmadı. Zira ordudan ayrılan bir astsubayın MİT'te bu şekilde göreve başlaması askeriyenin tepkisini çekmişti. O güne kadar hep kor general rütbesindeki askerler bu göreve getiriliyordu. İlginç olan, Hakan Fidan'ın istihbarat kökenli olmamasına rağmen doktora ve yüksek lisans tezlerinde sanki bunu hesaplamış gibi Türk istihbaratının nasıl olması gerektiğine vurgu yapmış olmasıydı. Hakan Fidan'ın MİT'e gelişiyle birlikte yıllardır emniyet istihbaratla MİT arasındaki mücadele yeniden başladı. MİT, o zamana kadar askeriyenin emir komutasında bir istihbarat teşkilatıydı. Demirel, Özal, hatta Çiller gibi isimler MİT'e hükmetmeye kalkmış ancak hiçbiri askeriye zırhını delememiş, hepsi sözde kalmıştı. Bunun üzerine yıllarca emniyet istihbarat kuvvetlendirilmiş, alternatif olarak görülmüştü. Hatta susurluk sürecinden sonra emniyet istihbarat teknik olarak MİT'ten daha donanımlı hale getirilmişti. Şimdi MİT'in içinde başbakanın emriyle yepyeni bir yapılanmaya gidiliyordu.
hiç not almayan, unutma kelimesi literatüründe bulunmayan, psikoloji eğitimi almamış olsa da psikolojik tahlil yapmakta başarılı olarak anılan Hakan Fidan'ın sesini Türkiye ilk kez gizlice kaydedilen ve internete sızdırılan bir ses bandında duydu. Gerçi ses kaydı 2011 yılında sızdırıldı ancak görüşmelerin beşincisi olduğu anlaşılan bu kayıt 2009'da gerçekleştirilmişti. Ses kaydına göre MİT Müsteşarı Hakan Fidan'ın hem Öcalan'la hem de PKK temsilcileriyle dönemin başbakanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla ve özel temsilci sıfatıyla görüştüğü ileri sürülüyordu. Koordinatör ülke olarak Norveç'in başkenti Oslo'da yapılan görüşmeye dönemin Başbakanlık Müsteşar Yardımcısı MİT Müsteşarı Fidan, MİT Müsteşar Yardımcısı Afet Güneş, KCK'dan Mustafa Karasu, PKK'lı Sabri Ok ve Zübeyir Aydar'ın da katıldığı iddialar arasındaydı. Şu anda sadece bizim müsaade ettiğimiz HDP, daha önce BDP mensupları adaya gitmişlerdir. Bir de istihbarat teşkilatımız gitmektedir. Bunun dışında bizim müsaademiz zaman zaman uluslararası veyahut da sağlık noktasındaki gitmesi gerekenleri gönderdiğimiz olaylar olmuştur. 2010 yılında Hakan Fidan resmi olarak MİT Müsteşarı oldu. MİT'i yeniden yapılandırdı, hatta Emniyet İstihbaratı'nın önemli isimlerini MİT'e transfer etti. Oslo ses kaydı sızdırıldıktan bir yıl sonra Başbakan Erdoğan'ın bir ameliyata gireceği 7 Şubat 2012 tarihinde yaşanan bir gelişme bugüne uzanan büyük bir savaşın da ilk başlangıcı oldu. Başsavcı Sarıkaya, KCK operasyonu kapsamında MİT Müsteşarı Hakan Fidan ve 4 MİT'ciyi şüpheli sıfatıyla ifadeye çağırıyordu. Bölücü terör örgütünün yayın organlarında çıkmış olan haberleri kalkıp da müsteşarıma yıkmaya kalkarsanız, onun üzerinden müsteşarımı yargılarsanız, ya bunu kabul etmemiz bizim hiç mümkün değil. Terörle mücadelede acaba biz ne yapabiliriz? Nereden terörle mücadele noktasında daha faydalı adımlar atabiliriz? Bu arkadaşlarımız bunun mücadelesini veriyor. Yani bu sadece Sayın Fidan döneminde değil. Yani ben ilk defa Emre Bey'le bu işi, bu süreci başlattım. O da gitti geldi. Şimdi burada böyle olunca bu iyice çizmeye yaşan bir şey oldu. Eğer bir başbakan olarak direkt bana bağlı olan bir müsteşarıma ben sahip çıkmazsam, çünkü ona talimatı veren benim. Ha, eğer alacaksanız o zaman beni alın. Bu FETÖ'nün AK Parti ve Erdoğan'a darbeye gidecek süreçte ilk hamlesi olarak görülüyordu. 7 Şubat günü Ankara ve İstanbul'da hareketli saatler yaşandı. Fidan mesai bitiminde ifade vermeye çağrılmıştı. Başbakanı aradı. Erdoğan ifade vermesine izin vermedi. Tarihe 7 Şubat MİT kumpası olarak geçen bu gelişmenin ardından asıl hedefin Erdoğan olduğu da netleşmeye başladı. MİT Müsteşarı Hakan Fidan'ın ifadeye çağrılmasının ardından meclise sunulan MİT kanununda değişiklik teklifi genel kurulda 63 red oyuna karşın 266 oyla kabul edilerek yasalaştı. Kanunda hızla değişiklikler yapıldı. MİT kanunu 26. maddesine göre MİT görevlileri hakkında soruşturma yapılması başbakanın iznine bağlandı. Türkiye'de bunlar olurken Hakan Fidan ismi dünyada da konuşulmaya başlanmıştı. Dönemin İsrail Savunma Bakanı Ehud Barak, göreve geldiği günden beri sürekli olarak Hakan Fidan'ı eleştiri oklarının hedefine oturtmuştu. Fidan'ı İrancı olmakla itham ediyordu. FETÖ'cülerin kurduğu kumpasta da bütün yollar buraya çıkıyordu. Obama ile aynı masaya oturduklarında Barack Obama'nın da Hakan Fidan'a ismiyle hitap edip sert cümleler kurduğu iddialar arasındaydı. Pulitzer ödüllü gazeteci Seymour Hersh, 4 Nisan 2014 tarihli yazısında bu görüşmeyi şöyle anlatıyordu. Erdoğan'ın amacı toplantıda Obama'ya kırmızı çizginin aşıldığını göstermekti. Bu nedenle Fidan'ı da yanına getirmişti. Erdoğan Fidan'ı konuşmaya dahil etmek istedi. Fidan konuşmaya başladı ancak Obama Fidan'ın sözünü biliyoruz diyerek kesti. Erdoğan Fidan'ı ikinci kez konuşmaya dahil etmeye çalıştı ancak Obama Fidan'ın sözünü ikinci kez biliyoruz diyerek kesti. Bu noktada Erdoğan sinirle ama kırmızı çizgileriniz aşıldı dedi. Uzman şunları ekledi. Donilon'un ifadesine göre Erdoğan başkana Beyaz Saray'ın içinde parmağını sallıyordu. Sonra Obama Fidan'ı göstererek Suriye'deki radikallerle ne yaptığını biliyoruz dedi. ...17 ve 25 Aralık süreciyle Türkiye'de yepyeni bir döneme girildi. Yıllarca MİT'le emniyet arasında devam eden mücadele kazanıldı. Bu sefer sivil hükümet MİT'in tarafındaydı.
Emniyet istihbaratta büyük bir tasfiye dönemi başladı. MIT, paralel yapı olarak adlandırılan FETÖ soruşturmasının ana lokomotifi haline dönüştü. Suriye Savaşı başladıktan sonra MIT'in istihbarat alanında birçok defa hem sınır ötesi hem de sınır içinde onlarca operasyon düzenlediği iddia ediliyordu. 2014 yılının Ocak ayı içerisinde Adana'da durdurulan ve Suriye'ye giden yardım tırlarının içindeki silahların MIT'e ait olduğu iddiaları ise gündemin en sarsıcı haberi olarak yerini alacaktı. Bu iddia da MIT tarafından yalanlandı. Suriye iç savaşı sebebiyle birçok kişinin IŞİD tarafından kaçırılması sonrasında Hakan Fidan ve ekibinin devreye girdiği de iddialar arasındaydı. Musul'da kaçırılan 49 rehinenin kurtarılması ve pazarlık sürecinde de Hakan Fidan ve ekibi üst düzeyde görev aldığı iddia ediliyordu. Bu çalışmalarda büyük çaba sarf eden Milli İstihbarat Teşkilatı mensuplarımıza, müsteşarımıza teşekkür bir borç biliyorum milletimiz adına. Erdoğan'ın oğlunun kapalı kapılar arkasındaki düğününde nikah şahitliği yapacak kadar yakın olduğu Hakan Fidan sürpriz bir kararla siyasete girme adımını da attı. 7 Şubat 2015 günü MIT'teki görevinden istifa etti. Dönemin başbakanı Davutoğlu istifayı olumlu karşıladı. Hesapta milletvekili olacaktı. Ancak Erdoğan aynı fikirde değildi. Ben adaylığına olumlu bakmıyorum. Cumhurbaşkanı Suudi Arabistan gezisi dönüşü gazetecilerin Fidan'la ilgili sorularına "Şimdi biz onu böyle bir göreve getirdik, getiren de benim. Madem öyle ayrılırken de eğer müsaade edilmiyorsa orada kalması, ayrılmaması gerekirdi. Dolayısıyla tabii ki kırgınım." yanıtını verdi. Çok geçmeden Hakan Fidan adaylıktan vazgeçti. MIT'teki görevine geri döndü. MIT'te ikinci Fidan dönemi işte böyle başlamıştı. İkinci dönemin kuşkusuz en büyük krizi 15 Temmuz darbe girişimiydi. Fidan o gün öğle saatlerinde aldığı istihbaratın ardından bizzat kendisi genelkurmaya gitmiş, Hulusi Akar'la durumu görüşmüş, yine de askeri içinde bir grubun darbe teşebbüsünde bulunacağının erkenden tespit edilmemesi nedeniyle muhalefetin oklarını üstüne çekmişti. Kuşkusuz 15 Temmuz darbe girişiminin açığa çıkartılmasında Hakan Fidan'la Hulusi Akar'ın o gün o odada aldıkları kararın büyük önemi olmuştu. Fidan, darbe girişimi bastırıldıktan sonra mecliste kurulan araştırma komisyonuna gitmedi ve hiç ifade vermedi. Dış politikada atılan pek çok adımda Hakan Fidan'ın da adı geçmeye başladı. İlişkilerin kopma noktasına geldiği Mısır, İsrail, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri gibi ülkelerde normalleşme sürecine hep arka kapı diplomasisiyle istihbaratçılar üzerinden ulaşıldı. Görüşmeler bu kurumlar aracılığıyla yapıldı. Suriye ve Irak'taki faaliyetler her geçen gün arttırıldı. Artık MIT'in yeni bir doktrini vardı. Sadece istihbarat alan bir teşkilat değil, aynı zamanda yurt dışında operasyonlar düzenleyen ya da canlı olarak Türkiye'ye getiren bir örgüte dönüştü. Amerika Birleşik Devletleri ve Rusya istihbarat şefleri Ankara'da buluştu. Görüşmeye Milli İstihbarat Teşkilatı ev sahipliği yaptı. Rusya-Ukrayna arasında patlak veren savaşta istihbarat yine ön plana çıktı. Esir takasları, tahıl anlaşması hep MIT eşliğinde Hakan Fidan öncülüğünde yapıldı. Amerikan ve Rus istihbarat şefleri Ankara'daki MIT karargahı kalede görüştüler. Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanımız Sayın Hakan Fidan'la beraber katıldığımız bu toplantıda Rusya, Suriye ve İran savunma bakanları ve istihbarat başkanları vardı. Bu toplantıda karşılıklı görüş alışverişinde bulunduk. Son dönemin belki de en çok konuşulan meselesi Suriye ile yapılan görüşmeydi. Hulusi Akar'la birlikte Rusya'ya gitti. 11 yıldır Türkiye'nin hiçbir temasta bulunmadığı Suriyeli yetkililerle görüştü. Ana aktörlerden biri Hakan Fidan'dı. Belki de son dönemdeki dış politika hamlesi nedeniyle yeni kabinede Dışişleri Bakanlığı görevine getirildi. Erdoğan'ın sır küpü Hakan Fidan, kabinenin en merak edilen ismi olarak ilk kez sesini kameraların karşısında devir teslim töreninde duyurdu. Milli İstihbarat Teşkilatı'nda 13 yıl süren ve ağır sorumluluk gerektiren görevimin ardından aynı derecede mesuliyet gerektiren Dışişleri Bakanlığı'na atanmış olmam nedeniyle şahsıma gösterdikleri güven ve takdirleri için Sayın Cumhurbaşkanıma şükranlarımı arz ediyorum. O artık bir Dışişleri Bakanı. Eskisi gibi kapalı kapıların arkasında, kapalı bir perdenin ardında değil. Tam tersi kameraların önünde. Şimdilik yaptığı ilk işlerden biri sosyal medyaya girmek, Twitter hesabı açmak oldu. Kolları sıvadı ve hemen işe koyuldu. Devletin varlığı ve bağımsızlığını, vatanın ve milletin bölünmez bütünlüğünü, milletin kayıtsız ve şartsız egemenliğini koruyacağıma, hukukun üstünlüğüne,
demokratik ve layık cumhuriyete ve Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı kalacağıma, toplumun huzur ve refahı, milli dayanışma ve adalet anlayışı içinde herkesin insan haklarından ve temel hürriyetlerden yararlanması ülküsünden ve anayasaya sadakatten ayrılmayacağıma, Büyük Türk milleti önünde namusum ve şerefim üzerine and içerim.